Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Hadis Günlüğü isimli eserimizin 51. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bugün paylaşacağımız hadis-i şerifimiz İmam Bukhari Hazretlerinin sahihlerinde, Ebu Davud Hazretlerinin sünenlerinde ve yine Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnetlerinde yer alan bir hadisi şerifimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Hazreti Enes radıyallahu anh'tan bize nakledilen bir olayı, bir hadiseyi bu vesileyle paylaşmış olacağız inşallah. Metnimizi okuyalım. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın burada vermiş olduğu mesajı hep beraber anlamaya çalışalım inşallah. An Enes'in radıyallahu teala anhu kal. Hazreti Enes Efendimiz'den aktarılıyor. O şöyle buyurdular. Kâne gulâmun yehudiyyun yehtumun nebiyye sallallahu teala aleyhi ve sellem. Burada iki hususa işaret etmek isabetli olacaktır. Birincisi, Hazreti Enes radıyallahu anh'ın hadisi şerifi rivayet etmesi bize ulaşan bu hadisi şerifin değerini artırıyor. Çünkü Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz aleyhisselama en yakın isimlerden birisi. Çocukluk ve gençlik dönemlerini Efendimiz aleyhisselamın yanında geçirmiş. Denilebilir ki şahsiyetini, karakterini Efendimiz aleyhisselamın bizzat şekillendirdiği bir sahabe efendimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın özel duasına muhatap olmuş. Efendimiz Aleyhisselam ona hem uzun ömürlü olması, efendim hem dünya nimetleriyle Rabbimizin onu taltif etmesi için dua buyurmuşlar. Nakledilir ki Hazreti Enes radıyallahu anh 120 yaşında vefat etmiş. Birçok torununu, torunlarını, çocuklarını görmüş ve buyururlarmış ki hangi işe elimi atsam efendim bir taşı tutacak olsam altın olur dermiş yani. Efendimizin böyle özel duasına muhatap olmuş bir sahabe efendimiz. İkincisi de bazen kardeşlerimiz bu konuda bir yanılgı hata içerisinde oluyorlar. Ya işte efendim, Efendimiz hiç susmamış mı, hiç konuşmamazlık yapmamış mı, sürekli böyle konuşmuş. Bize Efendimiz'den milyonlarca hadis olduğu söylenen cümleler intikal etmiş. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam çok konuşmazdı. Bu kadar hadis nereden çıktı? Bunu anlamakta zorlanıyor kardeşlerimiz. Bu hadis-i şerifimiz ona da bir cevap niteliğinde. Şimdi her hadisi şerif dediğimiz, bize ulaşan, Efendimiz'den bize gelen cümleler, hakikatler sadece Efendimiz'in mübarek ağzından çıkan cümleler değil. Yaşanılan olaylar var. Diyelim ki bu bahsedeceğimiz hadise de yaşanılan bir olay. Bu bir tane hadis-i şerif olarak Efendimizin bir sünneti, bir uygulaması olarak bize ulaşmış. Bu hadisi şerifi belki 10 tane sahabe efendimiz bize nakletmiş olabilir. O hepsinin naklettiği tariklerde bir hadis-i şerif kabul ediliyor. Dolayısıyla böyle geriye doğru hadis-i şerifleri değerlendirdiğimiz zaman aslında Efendimiz Aleyhisselam böyle sürekli bir söz söyleyen, sürekli hutbe irad eden, sürekli hiç susmaksızın konuşan bir peygamber portresi tabiri caizse karşımıza çıkmıyor. Bu açıdan da hadis-i şerifimiz önemli. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın verdiği bilgiye göre kâne gulâmun yehudiyyun yehtumun nebiyye sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhisselama hizmet eden Yahudi bir erkek çocuk vardı diyor Hazreti Enes radıyallahu anh. Femârida bu çocuk hastalanmış, hastalandı. فَأَتَاهُ النَّب۪يُّ صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ يَعُودُهُ Efendimiz Aleyhisselam, bak bir Yahudi olmasına rağmen, bir Yahudi çocuğu olmasına rağmen kendisine hizmet etmiş, Efendimiz'e emeği geçmiş. Böyle vefakar insanların önderi, onların da rehberi olan Efendimiz Aleyhisselam, onu ziyarete gitmişler. Efendimiz Aleyhisselam onun yanına gitmiş ve onu ziyaret etmiş. فَقَعَدَ اِنَّ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ Efendimiz Aleyhisselam o çocuğun başucunda oturmuşlar ve ona şöyle buyurmuşlar. Eslim,
Müslüman ol buyurmuşlar. E tabii ki takdir edilir ki Efendimiz Aleyhisselam Hatemun Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu, bütün nebiler, bütün rasuller gibi Efendimiz Aleyhisselam da insanların maddi ve manevi kurtuluşları için faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla bir çocuk da olsa Hazreti Ali Efendimiz çocuk yaşta Allah Resulü Aleyhisselam'a intisap ettiler. Müslüman oldular. Dolayısıyla çocuk da olsa Efendimiz Aleyhisselam Müslüman ol buyurdular. Ne büyük nimet ki, şimdi biz anne babalarımız itibariyle İslam'ı, Kur'an'ı, sünneti, peygamberi, dini her şeyi hazır bulduğumuz için bir bedel ödemedik yani. İşin Türkçesi doğrusu bu. Çok fazla bizde kıymeti olmuyor nedense. Ya hocam namaz kılsın, bu kılabilir, kılmayabilir. Hele çocuğumuz daha küçük, şimdi zorlamasak, İslam dini hoşgörüdür filan böyle garip cümleler arkasında aslında kıymet bilmemezlik yatıyor. Olması gereken neydi? Efendimiz Aleyhisselam'ın çabası, gayreti gibi çocuklarımızı da bir İslami disiplin ve hassasiyetle yetiştirmek. Efendim işte daha onlar küçük. E tamam da ağaç yaş iken eğilir diye atalarımız herhalde boşa bir şey söylememişler. Fe nazara ila ebihi. Şimdi çocuk da tabii yaşı küçük olduğu için Efendimizin bu teklifi karşısında babasına bakıyor. Ve huve indehu, o da diğer yanında bulunuyormuş çocuğu. Yanında bulunan babasına bakıyor. Fekale lehu ati' ebel kasimi sallallahu aleyhi ve sellem. O çocuğun babası da ebel kasıma, yani Allah Resulü aleyhisselama, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme itaat et dedi babası. Fe esleme, bunun üzerine o çocuk Müslüman oldu. فَخَرَجَنْ نَبِيُّ sallallahu teala aleyhi ve selleme وَهُوَ يَقُولُ Efendimiz Aleyhisselam şu cümleleri söyleyerek oradan ayrıldılar. Bu olay üzerine. اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذ۪ي اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ Onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek hem bir peygamber olarak görevini yapmış olmasının, hem bir kişi de olsa ateşten kurtulmasının, o kişinin verdiği sevinçle ve bütün bunları lütfeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederek oradan çıktılar Efendimiz Aleyhisselam. Ki şu hadis-i şerifle birleştirelim. Hazreti Ali Efendimiz'e malum, Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, ya Ali, bir kişinin senin vesilenle İslam'a girmesi, bütün dünya ve içindeki şeylerden senin için daha hayırlıdır. Hatta bir rivayette, işte dünyadaki bütün kızıl tüylü develerin, bugünkü en lüks araçların, en pahalı araçların senin olmasından daha Cenab-ı Hak katında kıymetlidir buyurdular. Bunun bir uygulayıcısı olarak Efendimiz Aleyhisselam o çocuğu ateşten kurtaran Allahu Teala'ya hamdolsun buyurarak oradan ayrıldılar. Şimdi gulam kelimesi Arapçada erkek çocuğu anlamına geliyor değerli kardeşlerim. Fakat demek ki anlaşıldığı kadarıyla evet bir çocuk kıvamında ama iyiyi kötüyü ayrılacak bir noktaya gelmiş bir çocuk imiş o Yahudi çocuğu. Yani biz buna teknik tabiriyle ne diyoruz? Mümeyyiz bir çocuk. Küfür nedir? Şirk nedir? Bunları algılayabilecek ve bunları ayırt edebilecek bir olgunluğa erişmiş bir çocuk. Biz Türkçemizde efendim böyle buluğ çağına yaklaşmış çocuklar için ne diyoruz? Bıyıkları henüz terlemeye başlamış bir çocuk. İşte bunun gibi demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam'ı teklif ettiği çocuk da böyle bir durumdaymış. Efendimiz Aleyhisselam hiçbir fırsatı efendim insanlara İslam'ı anlatmak, güzelliklere dair yol göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmamış kardeşlerim. Zaten bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselam vahyin kontrolündeydi. Ne buyuruyordu Rabbimiz? Sana bildirdiğimiz hakikatleri eğer insanlara ulaştırmazsan tebliğ görevini yapmamış olursun. Vallahu yasimuke minen nas. Allahu Teala seni insanların bu türlü, şimdi kimisi hakaret edebilir, kimisi yoluna efendim dikenler serebilir. Allahu Teala seni insanların saldırılarına karşı koruyacaktır, korumaktadır da yani. Biz yeter ki bulduğumuz fırsatlarda iyiliği emir, kötülükten alıkoyma görevimizi yerine getirebilelim kardeşlerim. Yemenli alim,
İmam Şevkani rahmetullahi aleyh bu hadis-i şerifle ilgili şöyle bir açıklama yapıyor. Hastanın Müslüman olması gibi dini bir maslahat gözetilerek zimmileri yani gayrimüslim vatandaşları ziyaret etmek bu hadis-i şeriften öğrendiğimiz kadarıyla caizdir. İmam Münziri rahmetullahi aleyh, İslam'a davet için müşrik kimsenin ziyaret edilebileceğini, İslam'a rağbet ve arzusu olmayan, icabeti de umulmayan kimseyi ziyaretin uygun olmayacağını ifade etmiş. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh de bu kanaati paylaşmış. İbn-i Hacer el-Askalani rahmetullahi aleyh ise bunun niyet ve maksatlara göre değişiklik arz eden bir durum olduğunu, bazen ziyaretle başka bir fayda ve maslahatın ortaya çıkabileceği görüşünü paylaşmışlar. Şimdi dün bir ortamda kardeşlerimizle konuşuyoruz. Hani bu din-i mübini, İslam'ı hizmet, tebliğ etme, anlatma noktasında diyor ki hocam, bizzat diyor gördüğüm, şahit olduğum bir şeyi paylaşayım diyor. Böyle bir hocalarımız bir yerden bir yere giderlerken bakıyorlar ki vatandaşın birisi, affedersiniz böyle içki içen ve kendisi de çok gece gündüz içen bir adammış yani. İçki içen birisinin yolundan geçiyorlar. Ya diyorlar şimdi bu adam günah işliyor. Günah işleyen bir adama selam verilir mi kardeşim ya? Büyük günah hem de içki içmek. Efendim selam verilir mi? Hocalarımızdan bir tanesi Allah mekanını cennet eylesin rahmetli oldu. Diyor ki ya bu Allah'ın bir kulu değil mi kardeşim diyor. Müslüman değil mi diyor. Giderken bunu öğütlemişler. Böyle selam verirken elini kalbine koyarak selam verilmiş böyle eğilerek. Sakın ona buna yapma demişler. Bu içki içiyor kötü adam filan. O da gayri ihtiyari, hani Rabbimiz vesile edecek ya kulunu kuluna, yanından geçerken böyle diğer insanlara selam verir gibi elini kalbine koymuş, biraz da eğilerek böyle Esselamu Aleyküm demiş uzaktan. Şimdi o gece gündüz içki içen kardeşimiz, abimiz böyle bir içkiye bakmış, bir gelip ona selam veren hocamıza bakmış, hemen böyle içkiyi kaldırmış, atmış, demiş ki ya hocam demiş, benim gibi efendim, kimsenin değer vermediği, ciddiye almadığı bir adama sen Allah'ın selamını veriyorsun. Ben de bu içkiyi bundan sonra demiş bırakıyorum. Böyle bir değere, böyle bir yanlış yakışır mı demiş ya. Kaldırmış atmış içkiyi. Bak ne oldu? En ufak bir iletişim güzelliği diyelim. İletişimdeki bir nezaket, zerafet, bir ihlas ve samimiyet. Ya bir Yahudi çocuğun Efendimiz Aleyhisselam ziyarete gidiyor, Müslüman olmasına sebep oluyor. Biz niye böyle birbirimizden kopalım ki? Günah işliyoruz, hepimiz günah işliyoruz. Yani hocalarımız günah işlemiyor mu? Bizler masum muyuz yani? Ben bazen diyorum kardeşlerimize, ya şu iyi ki Cenab-ı Hak dört duvarı, gizleneceğimiz yerleri yaratmış. Bizim işlediğimiz günahları siz görseniz arkamızda namaz kılmazsınız belki. Hani biraz eleştiriyi kendimize yapalım. Kardeşlerim nefis taşıyoruz. Şeytan var, dünya hesapları var, şeytanlaşan insanlar var. Ve dönemimizde bunlar o kadar etkili ki, yani sağdan kaçıyorsunuz soldan geliyor, soldan kaçıyorsunuz yukarıdan geliyor, yukarıdan kaçıyorsunuz aşağıdan geliyor. Şu cep telefonunun içerisinde her türlü iyiliği bulduğunuz gibi, affedersiniz her türlü pisliği de buluyorsunuz. Evlerimizde, ya eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz ne izliyor? O onu aldatmış, bu bunu kandırmış, o ona kaçmış, o ona DNA testi yaptırmış, o ona bilmem. Ya neyi tartışıyoruz? Yani anlaşılır gibi bir şey değil. Bu yapılanlar zaten bir fecaat. Bunların yayılması ondan daha büyük bir fecaat. Halbuki bu iletişim güzellikleri devam etse, burada tabii biz hocalarımıza, bizlere çok büyük görev düşüyor. Hepimizin görevi var da bizim artı belki bir sorumluluğumuz var. Ya şimdi bir tebessümünüz, bir oturup bir bardak çay içmeniz, hal hatır sormanız, çok büyük hatalar, yanlışlar içindeki insanları da ne yapabilir? Hakkı hakikate dönülebilir kardeşlerim. O yüzden bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz ki, bir komşumuz gayrimüslim de olsa, bir arkadaşımız gayrimüslim de olsa, günahkar bir kardeşimiz de olsa, ben onu Allah için terk ediyorum. Bunu yapmak yerine sınırları gözeterek, ihlas ve samimiyetle bu kardeşlerimizi ciddiye alarak, dertleriyle dertlenerek, biz o kardeşimizin şahsına düşman olamayız. İslam ahlakının bize öğrettiği şey, biz Müslümana düşman olamayız. Müslümanın yanlış yaptığı fiiline biz düşman oluruz. Ya biz kime düşmanız?
İçki içen adamın içkisine düşmanız, kendisine değil. O yüzden o düşmanla nasıl mücadele edilir? Efendim o kardeşimizi salim olabileceği, harama düşmeyeceği bir rotada, bir istikamette, bir alanda tutmak şeklinde olur bu. Şu anda maalesef akrabalar, dostlar, ne bileyim işte hocalarımız, hacılarımız, namaz kılanımız, kılmayanımız şunu maharet zannediyoruz. Bireyselleştik. Kimseye ben karışmıyorum, kimse de bana karışmasın. O zaman ne olacak? Anne babalar yaşlanınca huzur evlerinde gözünü açacak. Evlatlar işte efendim anne baba evlada karşı görevi sadece parasını veriyoruz, okuluna gönderiyoruz, üstünü başını giydiriyoruz, karnını doyuruyoruz. Anne babalık bitti zannediyoruz. Evlat da anne babaya karşı görevini tamam işte bir meslek sahibi oldum, kendimi kurtardım, sana yük olmuyorum. Evlat bu mu? Anne baba sadece bu mu? Komşuluk bu mu? Akrabalık, dostluk bunu mu gerektirir Müslümanlar açısından? Biz Yahudi'ye bile bak, bir Yahudi çocuğuna geçmiş olsuna gidip onun İslam'a girmesine sebep olan, vesile olan Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetiyiz kardeşlerim. Peki, bu ziyaretleşmelerde dikkat edeceğimiz birkaç husus var, onu da ifade edeyim. Vaktinizi almadan sohbetimizi bitirelim. Şimdi her ziyaretin kendine özgü bir düzeni ve kuralı olmalı. Bunun başında ne gelir? Nezaket kuralları gelir. Şimdi biz bir hasta evine gittik, bunu Mevlana'mız Mesnevisinde anlatır. İşte birisi kör, birisi sağır arkadaşları, efendim birine baş sağlığına gideceklerdir. Onlar kendi aralarında konuşurlar böyle. İşte biz gidelim ya başınız sağ olsun diyelim veya geçmiş olsun diyelim. O da dostlar sağ olsun der, biz ona göre bir cümle söyleyelim. Kurguladıkları gibi çıkmıyor. Hani diyor ki nasılsın? Ya işte hastayım diyeceği yerde iyiyim elhamdülillah diyor. İyi, iyi diyor. Allah daha beter etsin seni filan diyor. Yani bütün şeyler karışıyor birbirine. Halbuki her ziyaretin bir gereği var değil mi? Şimdi bir hastayı ziyarete gidiyoruz. Bir cenaze ziyaretine gidiyoruz. Bir düğün yerini ziyarete gidiyoruz. Bir Yahudi'yi ziyarete gidiyoruz. Şimdi gidip bir Yahudi komşumuz var, akrabamız var, ziyaret edeceğiz. Şimdi İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, Üzeyr Aleyhisselam'a, papazına, hahamına, neyse adamın, küfrederek, hakaret ederek gitsek bir şey yapabilir miyiz adama? Yapamayız. Veya bir hastaya gittik, hasta ziyaretinde durmadan ölümden bahsediyoruz. Olur mu? Olmaz. Bir adamın düğününe gittik, sünnetine gittik. O ziyaretimizde konuşacağımız şey nezaket kuralları içerisinde olacak. Tevazu ahlakı ile bir ziyaret yapmış olacağız. Ve insanların hüzünlerini, sevinçlerini paylaşabileceğimiz zamanları iyi takip edeceğiz kardeşler. O zaman da insanlara daha yaklaşabiliriz. Alıcıları daha açıktır. Nasihat almaya daha uygundur. Ama böyle lafı uzatalım, efendim biz yakınlaşalım falan diyerek adamı böyle canından bezdirecek şekilde de ziyaretleri bir sıkıcı hale getirmemek lazım. Son cümle olarak şunu söyleyelim. Yüce dinimiz İslam'ın böyle evrensel bir din olduğunu, hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, dışlamadan, bir Yahudi de olsa, bir başka dine mensup bir kimse de olsa, onlara gönlünü nasıl böyle dinimizin açtığını bu hadis-i şerifte uygulamalı olarak görmüş oluyoruz. Rabbimiz bu ve bunun gibi hayatımıza yön vereceğimiz ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri layık olduğu şekilde okumayı, anlamayı, onlarla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi manevi kurtuluşlarına Mevlamız bizleri vesile eylesin. Cenab-ı Hak bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة